Değerli arkadaşlar, Kolay Türkçe Öğren YouTube kanalından herkese selamlar. Ben Türkçe öğretmeniniz Ertan. Bugün ikinci dersimizde karşınızdayız. İlk dersimizde alfabeyi öğrenmiştik. Bugün değerli arkadaşlar, en basit şekliyle selamlaşma ve tanışma ifadelerini öğreneceğiz arkadaşlar. Bu konuyu 3 başlık altında ele alacağız. Birinci başlığımız selamlaşma, selamlaşma ifadeleri. İkinci başlığımız hal hatır sorma ifadeleri. Üçüncü başlığımız karşılama ve vedalaşma ifadeleri. Ardından değerli arkadaşlar, konumuzun iyi anlaşılıp anlaşılmadığını belirlemek için de mini bir testimiz var. Herkese bu teste başarılar diliyorum. İyi öğrenmeler. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar, tanışma ve selamlaşma konusuna başlıyoruz. Birinci başlığımız selamlaşma ifadeleri. Bu başlık altında öğreneceğimiz kelimeler merhaba, selam, selamun aleyküm, günaydın, iyi günler ve iyi akşamlar. Günaydın. Günaydın. Evet, gördüğünüz gibi sabah oldu, güneş doğuyor ve günaydın kelimesini kullanıyoruz. Günaydın anne, günaydın kızım. Evet, herkese günaydın. İkinci öğreneceğimiz kelime merhaba. Merhaba, merhaba. Değerli arkadaşlar, şimdi öğreneceğimiz kelime iyi günler. Evet, iyi günler, iyi günler. Günün ortası değerli arkadaşlar. Günün ortasında iyi günler kelimesini kullanabilirsiniz. Saat 11-12'den itibaren saat 3-4'e kadar bu ifadeyi kullanabiliriz. İyi günler, iyi günler. Ve güneş battı. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Bu ifadeyi de değerli arkadaşlar saat 17'den itibaren kullanabilirsiniz. Şimdi öğreneceğimiz konu ise arkadaşlar tanışma değerli arkadaşlar. Bu başlık altında nasılsınız, ne var ne yok, işler nasıl ve ne haber kelimelerini öğreneceğiz. Resmi olarak insanlar şu şekilde tanışırlar. Merhaba. Merhaba. Benim adım Sevgi. Sizin adınız ne? Benim adım Mehmet. Memnun oldum Mehmet Bey. Ben de memnun oldum Sevgi Hanım. Nasılsınız Mehmet Bey? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız Sevgi Hanım? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim Mehmet Bey. Bir sonraki konumuz insanlar gayri resmi yani samimi insanlar arkadaşlar, dost insanlar, birbirlerini tanıyan insanlar birbirleriyle nasıl selamlaşırlar? Merhaba Mert, merhaba Mesut. Ne var ne yok? Aynı, bir değişiklik yok. Senin işlerin nasıl? Fena sayılmaz. Yani ne iyi ne kötü. Değerli arkadaşlar. Yani birbirlerini tanıyan insanlar birbirlerine daha samimi bu ifadeyi kullanır. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ve bir başka selamlaşma şekli. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Daha kısaltarak da selam şeklinde gençler
bu şekilde selamlaşabiliyor. Şimdi değerli arkadaşlar, karşılama ve vedalaşma ifadelerini öğreneceğiz. Bu başlık altında hoş geldiniz, hoş bulduk, hoşça kal, güle güle, görüşmek üzere, görüşürüz ve iyi geceler ifadelerini öğreneceğiz arkadaşlar. Evet, karşılama. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş bulduk. Evet, birisi geldiğinde ona hoş geldiniz şeklinde hitap ederiz. Cevap olarak da hoş bulduk. Hoş geldiniz, hoş bulduk. Şimdi de vedalaşma ifadelerini öğreneceğiz arkadaşlar. Hoşça kal, güle güle. Ya da başka bir ifadeyle görüşmek üzere, görüşürüz arkadaşlar. Evet, hoşça kal, güle güle. Görüşmek üzere, görüşürüz. Ve arkadaşlar, bir iyi dilek, bir vedalaşma ifadesi olarak başka bir kelimeyi öğreneceğiz. Görüyorsunuz, güneş batmış ve iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Şimdi bir testimiz var. Bakalım konuyu iyi öğrendik mi? Evet. Hazırsanız başlayalım. Birinci sorumuz geliyor değerli arkadaşlar. Resme göre hangisi doğrudur? A. İyi akşamlar. B. Günaydın. C. Merhaba. Evet, doğru cevabımız günaydın. Çok güzel. İkinci sorumuz. Resme göre hangisi doğrudur? İyi akşamlar, günaydın, iyi günler. Çok güzel, iyi günler. Üçüncü sorumuz değerli arkadaşlar. Benim adım Sevgi, sizin adınız ne? Bu diyaloğa göre hangisi doğrudur? A. Memnun oldum. B. Günaydın. C. Benim adım Mehmet. Doğru cevabımız benim adım Mehmet. Çok güzel. Dördüncü sorumuz değerli arkadaşlar. Resme göre hangisi doğrudur? A. Merhaba. B. İyi akşamlar. C. Hoş geldiniz. Evet, iyi akşamlar. Çok güzel. Çok güzel öğrenmişsiniz. Bravo. Ve beşinci sorumuz değerli arkadaşlar. Hoş geldiniz. Diyaloğa göre hangisi doğrudur? A. Hoş bulduk. B. İyi akşamlar. C. Selam. Evet, çok güzel değerli arkadaşlar. Hoş bulduk. Evet, dersimizi, videomuzu seyrettiğiniz için hepinize teşekkürler. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.